Zaten Kerem'e ulaşamıyorum, sinirlerim tepemde. İyi tamam, bir şey demedik. Merhaba baba. Ah, merhaba oğlum. Kızlar nerede? Odalarında. Ha, ne diyeceğim? Bak, Çilek'le önden siz kafeye gider misiniz? Kafeye mi? Niye? Çünkü Ceren'le baba kız özel şeyler konuşacağız. Senin için zor bir konuşma olacak gibi. Evet öyle. Bak şimdi, senden bir süre Ceren'e karşı anlayışlı davranmanı rica ediyorum, tamam mı? Yani o kendine gelene kadar iyi bir abi ol. Oldu mu? Baba ne oluyor? Kerem taşınıyor. Eyvah. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba baba. Canım. Sen kimi arıyorsun ya? Kerem'i ama ulaşamıyorum. Bugün okula da gelmedi. Evlerinde de kimse yok. Çok merak ettim. Tamam. Yavrum abin seni salonda bekliyor, tamam mı? Kafeye gideceksiniz. Hadi bakalım. Hı? Hı deme hadi, o sana anlatır. Kapıyı peki kapatmayı unutma. Oldu. Evet. Hadi kapat şimdi telefonu, şurada oturup konuşalım seninle biraz. Hadi bakalım. Bak yavrum, bazen sevdiklerimiz çok uzaklara gidebilirler. Ama biz onları gerçekten seviyorsak araya giren kilometrelerin hiçbir önemi kalmaz. Kerem bir yere mi gidiyor? Hatırlar mısın, sana küçükken okuduğum bir masalda gerçek sevgi zamana ve mesafelere yenilmeyen sevgi. Öyle diyordu. Baba ya, masalları sevmiyorum. Fukacı annemin kafesi en üzünlü gününü yaşadı. Abimle ben kafeye önden gittik. Diğerleri daha sonra geldi. Ama herkes oradaydı. Kerem de. Ablam gelmeden önce hepimiz oturup konuştuk. Kerem'e onun ne kadar sevdiğimizi, ne kadar özleyeceğimizi anlattık. Sonra babamla ablam geldiler. Ablam çok kötü görünüyordu. Kerem de ablamı görünce bir tuhaf oldu. Birbirlerine sarıldılar. Bence herkesin hayatı boyunca göreceği en güzel aşk sahnesiydi. Ben de seni özleyeceğim. Ne zaman ihtiyacın olursa hep yanında olacağım. Ben de söz veriyorum. Bakın çocuklar, ben artık hep buradayım. Ceren ne zaman isterse onu alır, senin yanına getiririm. Abim beklenmedik bir şey yaptı. Büyük anneanneme ben de götürürüm dedi. Bundan sonra üzülmeni istemiyorum Ceren. Artık sana iyi bir abi olmaya çalışacağım. Ama babam böyle tembihlediği için değil, ben böyle istediğim için. Ablam abimin sözleri üzerine çok duygulandı. Annem bir hüzünlü havayı dağıtmak için herkese pasta vermeyi teklif etti. Gece boyu ablam Kerem'den gözlerini hiç ayıramadı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar beyaz.